Merhabalar. Flexi Office programında sol taraftaki muhasebe modülünün altında muhasebe fişleri bölümü bulunmaktadır. Fiş ekranını açtığımızda 3 ana bölümden oluştuğunu görüyoruz. Üst tarafta filtreleme yani arama işleminin yapılacağı bölüm, ortada fiş satırları bölümü, en alt kısımda da fiş satırlarının açıklamalarının bulunduğu bölümü görmekteyiz. Fiş ekranının ilk açılışında günün tarihi ve F5 yani bul butonu seçili olarak gelir. Bu da fiş satırlarında o gün kesilmiş olan fişlerin otomatik olarak karşımıza çıkmasına sağlamaktadır. Fiş satırları ekranının üzerindeki sekmeler bize 3 tür muhasebe fişi olduğunu anlatıyor. Mahsup fişleri kasa hesabı dışındaki hesap hareketlerini, tahsil fişleri nakit tahsilat yapılan hareketleri, tediye fişleri ise kasadan para çıkışı için düzenlenen fişleri ifade etmektedir. Filtreleme yani fiş arama işlemi fiş numarasına göre tarih aralığı belirlenerek, verilmiş olan özel kodlar girilerek, açıklama satırı vasıtasıyla ya da onay seçeneği belirtilerek yapılabilir. Flexi programı yapı itibariyle çapraz arama özelliğine sahip olduğu için diğer alanlara arama verisi girerken başlangıç ve bitiş tarihlerini de göz önünde tutmamız gerekmektedir. Fiş araması için istediğimiz verileri girdikten sonra filtreleyeceğimiz fiş türünü seçerek F5 butonuna basıyoruz. Gördüğümüz gibi 1 Eylül ve 10 Eylül tarihi arasında girilmiş olan mahsup fişleri fiş satırları bölümünde karşımıza çıktı. F5 butonunun hemen yanındaki F6 butonu ise bize başlangıçtan itibaren tüm mahsup fişlerinin listesini vermektedir. Daha önceden girişi yapılmış olan bir fişi incelemek istediğimizde sağ üst köşedeki İncele butonunu kullanıyoruz. Yahut da fiş satırının üzerine çift tıklayarak ya da dediğimiz gibi Enter tuşuna basarak da bu fişe ulaşmamız mümkün. Fişle ilgili herhangi bir düzeltme yapmak gerektiğinde düzelt butonuna tıklayarak düzeltme ekranını açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi düzelteceğimiz alanlar kırmızıyla işaretlidir. Beyaz işaretli olan fiş numarası ve UME numarası kutucuklarını herhangi bir şekilde değiştirme şansımız yok. Düzeltmek istediğimiz satırın üzerine gelip çift tıkladığımızda fiş satır girişi yine kırmızı işaretli olarak karşımıza çıkıyor. Burada yapmak istediğimiz değişikliği yaptıktan sonra kaydet butonuna basıyoruz. Fişimizi kaydetmek istediğimizde bakiye kontrolü yapılsın kutucuğu işaretlenmiş olduğu için kaydet butonuna tıkladığımızda fark var uyarısı verecektir. Burada yine aradaki farkı görmekteyiz. Bu fişte bakiye sıfır olması gerektiği için diğer satırda da gerekli düzeltmeyi yaptıktan sonra kaydet butonuna basıyoruz. Artık fişimizi yeni haliyle kaydetme imkanına sahibiz. Kaydetme işlemini gerçekleştirdikten sonra bu ekrandan çıkıyoruz.
Yine bu ekranda sol üst köşede gördüğümüz fiş işlemleri butonu, fişleri yeniden numaralandırma ve toplu fiş basımı işlemleri için kullanılabilir. Şimdi birlikte muhasebe fişlerine yeni bir kayıt yapalım. Sağ üst köşedeki yeni kayıt butonuna tıklıyoruz. Burada yine biraz önce söylediğimiz gibi kayıt işlemi sırasında dolduramayacağımız alanlar beyazla işaretli ve diğer üzerine işlem yapabileceğimiz alanlar yeşil olarak işaretli. Fiş penceresinde bulunan başka bir alan fiş satırları sırası alanı. Burada çoklu fiş girişi sırasında sıralamanın borçlu hesap ya da fişlerin giriş sırasına göre mi yapılmasını istediğimizi seçmemize imkan tanıyor. Standart olarak borçlu hesap ilk önce gelecek şekilde yapılmakta. Fişimizin tarihini girdikten sonra ki program ilk giriş ekranında bugünün tarihini otomatik olarak atamaktadır. Enter tuşuna bastıktan sonra döviz cinsi ve yeniden Enter tuşuna bastığımızda döviz kuru, günlük döviz kuru otomatik olarak bu kutucuğa geliyor. Yeniden Enter tuşuna basarak bakiye kontrolü yapılsın ya da yapılmasın seçeneğine geliyoruz. Açılış fişi kesiyorsak yahut da toplu bir fiş girişi sırasında işlem tamamlanmadan kaydetmek istiyorsak bu kutucuğu bakiye kontrolü yapılmasın olarak işaretlememiz gerekir. Onun dışında standart giriş işlemlerinde bakiye kontrolü yapılsın olarak kalması gerekmektedir. Yine fiş giriş ekranımızda özel kod 1 ve özel kod 2 kutucuklarımız bulunmakta. Bu kutucuklar daha sonraki fişi ararken bize yardımcı olacak özel kodları girmemize imkan tanıyan çok faydalı kutucuklar. Yapacağımız işlemin bankalar arasındaki yani hesaplarımız arasındaki bir havale ya da EFT işlemi olduğunu varsayalım. Mesela Ziraat Bankası hesabımızdan İş Bankası hesabımıza bir EFT gerçekleştireceğiz. Burada özel kod olarak Ziraat ya da Ziraat Bankası diye belirttiğimiz özel kod 2 bölümünü mesela EFT olarak belirtmemiz daha sonra bu fişi ararken bulmamızda büyük kolaylıklar sağlayacak. Yine Enter tuşuyla açıklama kısmına geçiyoruz. Açıklama satırı fiş satırları sırasında açıklama bölümünde ilk olarak karşımıza gelen yani fişi o anda gördüğümüz anda tanımamızı sağlayan satır. Bu nedenle net ve olabildiğince belirgin olarak açıklamamız çok önemli. Açıklama satırımızda yazdıktan sonra Enter tuşuna basarak fiş satır giriş ekranımızı karşımıza getiriyoruz. İşlemin yapılacağı hesabı kod olarak biliyorsak, örneğin bankalar hesabının 102 koduyla başladığını biliyoruz. Bunu yazdıktan sonra Enter tuşuna basarak bankalar hesabının altındaki alt hesaplara ulaşma şansımız oluyor. İlgili hesabı bulduktan sonra yine Enter tuşuna basarak hesap adını yerine atayabiliriz. Bir diğer yöntem, eğer hesap kodunu değil de hesap adını biliyorsak, hesap adımızı ilk birkaç harfini yazdıktan sonra Enter tuşuna bastığımızda eğer o harflerle başlayan başka bir hesap yoksa doğrudan hesabımızı yine buraya atamış oluyor. Gördüğünüz gibi Ziraat Bankası Merkez Şubesi. Bir diğer yöntem de bunu elbette banka hesapları değil başka hesaplar için de kullanabiliyoruz. Yazacağımız kelime ya da harf grubunun
önüne yüzde işareti koyarak, örneğin yüzde ban yazdıktan sonra Enter tuşuna bastığımızda içerisinde ban harf grubu olan hesapları gördüğünüz gibi karşımıza getiriyor. Açıklama kısmını yine anlaşılır bir şekilde doldurduktan sonra Enter tuşuyla bu hesaptan bir havale söz konusu olduğu için bu hesap alacaklı durumda olacaktır. Miktarı yazdıktan sonra kaydet butonuna basıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir noktada programımızın çok önemli bir artısı fiş satırının hemen alt bölümünde o hesapla ilgili toplam borç alacak, bakiye borç ve alacak bilgilerinin görünüyor olmasıdır. Kaydet butonuna bastıktan sonra karşımıza hemen yeni fiş satır girişi gelecek. Yine burada da işlemin yapılacağı diğer banka hesabımızı seçip Enter tuşuna bastıktan sonra borç alacak kısmına geliyoruz. Burada biraz önceki hesabımız alacaklı olduğu için bu hesabımızı elbette ki borçlandırmamız gerekmekte. Burada fiş bakiyesinin sıfırlanması için F9 tuşunu da kullanabiliriz. F9 tuşu örneğin biraz önce alacaklı hesaba yazmış olduğumuz 36 bin liranın doğrudan otomatik olarak borçlu hesaba yazılmasını sağlıyor. Bu elbette ki iki satırdan mütevellit işlemler için değil, çok satırlı işlemlerde bakiyenin çok daha rahatlıkla sıfırlanabilmesini sağlamakta. Yeniden doldurduktan sonra ilgili alanı kaydet butonuna basarak işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Şu an gireceğimiz yeni bir fiş satırı olmadığı için buradan vazgeç butonuyla çıkabiliriz. Şu anda gördüğünüz gibi üst satırlarımız yeşil renkle belirtilmiş. Yani bu bize daha fişin kaydedilmemiş olduğunu gösteriyor. Kaydet bastığımızda işlemimiz kaydedilmiş olacak. Burada sol tarafta görmüş olduğumuz sarı üçgen, yeşil artı ve kırmızı eksi butonları fiş satırları ile ilgili olan butonlardır. Yani burada eksi butonuna bastığımızda fiş satırlarından herhangi birini silebiliriz ya da artı butonuna bastığımızda yeni bir fiş satırı ekleyebiliriz. Sağ taraftaki düzelt, kaydet ve vazgeç ise fişin kendisiyle ilgili olan butonlardır. Yani kaydet dediğimizde fişimizi kaydetmiş olacağız. Kaydettikten sonra eğer fişimizi yazdırmak istersek fiş yazdır butonunu kullanarak bu fişimizi yazdırabiliriz. Burada istersek öncelikle bilgisayar ekranımıza yahut da doğrudan yazıcıya bu fişi gönderme şansına sahibiz. Bir örnek olmasını istersek, evet fişimiz bu şekilde yazıcıya gönderilecek. Bu formları istediğimiz gibi düzenleme şansına sahibiz. Bunu daha sonraki videolarımızda görebileceksiniz. Bu ekrandan çıkabiliriz artık.
Bir başka eğitim videosunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.